Can kardeşler, canım kardeşler. Şimdi bir ablamız daha var. Onun ne şikayetleri varmış dinleyelim bakalım. Doktor bey, ben de akşamları kasılmalar oluyor ayaklarımda ve dizlerim çok ağrıyor. Kasılmalar hemen hemen bir 15 dakika falan sürüyor. Ondan sonra kalktığım zaman yürüyemiyorum, kalıyorum yani. Tansiyon hastasıyım, şeker hastasıyım, insülin kullanıyorum. Bu kadar şimdilik. Şimdi çok önemli bir şey. Ablamın şu göbek çevresinde bayağı bir yağlanma var. Evet. Bunu muhakkak kesmemiz lazım. Bir ara boğazı tutmamız lazım. Aynen. Ekmeklere, hamur işlerine, bulgur pilavlarına, pirinç pilavlarına dikkat etmemiz lazım. Bunları yaparsak rahatlarız. Yapmazsak sıkıntı çekeriz. Aynen. Dişler ne yaptırıyor musun? Ne oluyor? Dişlerim evet bir tane kaldı. Onu da çektireceğim ama şekerim çok yüksek olduğu için çekmiyorlar. Dişler düşük olduğu zaman gel çekelim. Bekliyorum şekerim düşmesi O için. düştükten sonra ne Ondan yapacak? sonra protez yapılacak. Tamam. Şimdi sevgili seyircilerim, ablamda bir problem kilosu, kiloya bağlı şeker ama şeker için periz yapmıyorsun sen. Ben mi? Arada kaçırıyorum doktor bey. Kaçırma anne. Evet. Kaçırma. Bak ne kadar güzel. Ablam çok fazla sigara içiyormuş. Ozon tedavisiyle sigarayı bırakmış. Harika bir karar vermiş. Aynen. Doğru yapmış. Biz de diyoruz ki tamam sigarayı bıraktın ama şimdi bir de şekerine dikkat et. Ama ben sana şimdi en önemlisi göbeğini eritici hareketler göstereceğim. Tamam. Onu beraberce yapacağız. Tamam hocam. Şimdi başlıyoruz. Oturduğumuz yerde. Önce oturduğumuz yerde göbek eritici hareketler. Bir bunu çek. Bir bunu çek. Evet, çek bırak. Harikasın. Çok güzel yapıyorsun. Göbek eritici oturduğumuz yerde hareketler yapıyoruz ablamla beraber. Çok güzel. Şimdi abla bunları en az 30'ar tane yapacağız. Tamam. Şimdi ikisini çekeceğiz böyle. Çok güzel. Bravo. Çek bırak. En az bir 30'da bunu yapacağız. Tamam. Şu hareketi yapıyoruz şimdi. Eller ensede. Eğme mi? Eğiliyoruz öne doğru. Gidiyoruz geriye doğru. Hem bel için hem şey için. Şimdi abla geldik. Bir sağ bir sol yapıyoruz. Harikasın. Ya sen çok hareketlisin maşallah. Bu göbek yakışmıyor sana abla. Halbuki oturmuyorum da ya. Durmuyorsun da yiyorsun ama ya. Evet, yani bir sorunum o. Bir sorun ama en önemli sorun o. Bir de yattığın yerde hareketler göstereceğiz. Yat şimdi şöyle. Uzan. Heh. Uzan abla. Heh. Uzat ayaklarını. Çok güzel. Evet, yattığımız yerde göbek eritme hareketleri gösteriyoruz. Abla, şimdi ayaklarını kaldır, indir. Böyle böyle yapacaksın. İkisini de yap. Bir onu, bir onu. Dizleri kıvırmadan. Ha böyle. Harika. Harika. Çok güzel. Çok güzel yapıyorsun ablam. Yap abla, yap. Mükemmel yapabiliyorsun. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Dur. Şimdi ikisini beraber kaldırmaya çalışalım. Çok güzel. Bak nasıl çalışıyor. Karın adelerini bu ellerin karnına koy. Bak şöyle koy. Bak nasıl çalışıyor karın adelerini. Böyle normalde ben akşamları falan yapıyorum hocam. Abla biraz daha çok yap. Ha İyice fazla kas olsun. yapma. Ha. Aynen. Kaldır indir. Şimdi iki bacağını daire hareketler yaptır. Şöyle mi? Ha. Ha. Öbürünü de yaptır abla. Ha. Şimdi ikisini beraber yan yana getir. İkisi beraber kaldır. Harikasın be. Vallahi Sizi bravo be. seyrediyorum hocam. Abla harika. Tersine yap şimdi. Süpersin. Vallahi süpersin. Şimdi eşini çağırıyoruz. Eşi yardım edecek. Gel abi şöyle. Otur. Heh. Otur. Biraz geriden, biraz geriden. Dur. İyice geriden. Böyle tutacaksın. Heh. Yap. Abla elinde değil. Aa, oğlum hocam yapamam mı böyle? Elini tutmadan yapmaya çalış bakalım. Elini tutmadı yap. Ne kadar güzel. Peki. Birazcık kalk bakalım hadi. Tekrar yat. Tekrar Tekrar. yat. Süper. Tekrar. Aferin. Harikasın. Bak Aferin. nasıl destekliyor adamcağız. Aferin. Bak Bak, gördün mü? hadi bakayım. Vallahi bravo. Halil abi gel otur. Ben şeyken yapmıyor bana. Birisi yap dediği zaman yapmıyorum hocam. Peki niye böyle abla? Birisi bana dediği zaman mesela ben daha önce sigarayı bırakmadan önce eşim diyordu ki sigarayı bırak. Ben aksine daha çok içiyordum. Çünkü adama takmış kafayı. Evet şimdi ama sigarayı bırak demediği zaman bıraktım. Kendi kendine bıraktı. Mesela diyor ki tatlı yeme. Benim yiyesim geliyor yiyorum. İşte. Bence o senin işine geliyor. Siz bana söylediniz ben de yiyorum işte. Ye. Hocam. Kime zararı var? Aynen işte yani bilemiyorum birisi şey Bak yaptığı adama zaman. bak bir gram yağ yok. Aynen. Taş gibi. Aynen. Görüyorsun sen de ona benze biraz ya. Komutanımı sen mi gördün beğendin o mu seni gördü O beğendi? beni gördü. Nerede gördü? Akçaya girdi. O bir akrabamızın tanıştırdı. Ha. Demiş böyle böyle bir dayımın kızı var. Gel tanış.
beraber. Geldi, gördük birbirimizi. Ondan sonra oldu. Sen hemen istedin mi? Geldi, o beni istedi hocam. Sen görmedin mi böyle güzel komutan? O yaşasın demedin mi? Hayır, görmedim. O kendisi Ankaralı. E tamam da gelmiş, tanıştınız. Evet. Tanıştığın zaman demedin mi? Oo, bu komutan da güzelmiş. Tamam, ben bunu bırakmayayım alayım dedim. Dedin. Ha, bırakmayayım dedim. Bırakmayayım dedim. E desene yani. Canım. Yani bırakmayayım dedim. Hazır bulmuşken dedim komutanı, sarılayım. Komutanı sarılayım yani dedi. Sarıldım. Sarıldım. Dedim bırakmayayım dedim. Bırakmadın. Aynen öyle hocam. Ondan sonra bütün yanına çekmişsin hemen. Aynen hocam, baktım emekli olduk, ondan sonra bu tarafa geldik. Bu tarafa geldiniz. Aynen. İyi. Bulamaz benim gibi yani. Neden? Ama ben de onun gibi bulamam. Ama sen söylüyorsun, sinirliyim diyorsun. Niye yapıyorsun sinir canım? Sinirliyim, her şey dokunuyor bana işte. Birisi bana yap demeyecek. Ben bak, kendi başıma hem yapacağım. Hem kendin diyorsun komutan gibisini bulamam diyorsun. Aynen. Çok seviyorum diyorsun. Ondan aynen sonra arkasından da inat ediyorsun. Niye ediyorsun? Olacak o kadar. Olur mu canım? Sen biraz böyle bile bile adamı eziyet ediyor gibi geliyor. Yok. E ne yok, baksana. O kadar adam dediğini hocam tersine yapıyorsun abla. Olacak o kadar. Bana öyle derse ben böyle yaparım diyorsun. Olsun, o kadar olacak. Şimdi, ama birbirimizi bırakmayız yani. Şimdi ben buna ah görüyor ah yok kara tam tersi. Öyle mi? Evet. Tam kara. Tam niye tersi öyle yapıyorsun? Bak hem seviyorum diyorsun. Seviyorum. Hem de bu beyaz da beyazdır. Ama sadece onluk değil. Bu beyaz da beyazdır abla, niye siyah diyorsun ona? Ama sadece onluk değil yani. E canım vazgeç bu huyundan artık. Ya i̇şte kaç yaşına gelmişsin artık? Geçemiyorum hocam, onu bırakamıyorum. E geçemiyorsan abim senden vazgeçecek o zaman. Geçmez. Neden biliyorsun? Geçer misin? Bilmiyorum valla. Yok geçmez. Geçmez hocam. Yok ya seni. Bak. Aramızı bozmaya bozmuyorum ama bak. Biraz bir sinyaller veriyor, bak dikkat et. Şimdi bak abla. Bu iş önemli. Bak Allah için şimdi dışarıdan gördüğümü söyleyeyim. Sakın beni yanlış anlama. Yanlış anlamadım. Abim delikanlı gibi, sen şöyle kocaman tank gibi olmuyor. Tank falan deyince böyle çok büyükmüş gibi oluyor. O zaman kamyon, kamyon. Küçük kamyon olabilir. Küçük kamyon. Küçük kamyon olabilir. Çok büyük oldu. Evet, çok sıkıştırdı terliğe. Falan bize oluyor o da sonra. Komutanım da alttan beni dürtüyor. Aman diyor, fazla söyleme diyor. Sen gittikten sonra beni diyor mahveder diyor. Ona göre diyor. Doğru söylüyor. İnatlaşma ama. Bir tamam, daha söz. Bundan sonra yaparım. Söz veriyorsun. Tamam, söz. Bir daha abim dediklerini gıcık kapmayacaksın. Tamam. Tamam. Ver kızım o zayıflama ürününde. Evet, göstermeden şöyle. Abla bunu yoğurda karıştırıp yiyeceksin. Tamam hocam. Üstüne bir bardak su, bir bardak da maden su içeceksin. Tamam. Bu midede şişkinlik yapacak, sofraya oturduğunda canın bir şey istemeyecek. Tamam hocam. Tamam bir tane? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Bunu yapıyorsun. Tamam. Biz yaklaşık öyle bir ay sonra falan geldiğimde en az 10 kilo vermiş ol. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.